göreceğiz. Oldukça ilginç bir oyun anlayışı. Optik Exet ve Kuzey Amerika derbisi başlıyor. Haven haritası Optik tarafından, düzeltiyorum, Exet tarafından. Evet, Exet tarafından tercih edilen haritaydı. Tekrardan hatırlatalım ve yay. Gelen Eceli Kırda hızlı bir B oyunu var gibi gözüküyor. Yakında o Victor'da güzel bir flash. Ama gelen takaslar mevcut. Efenes de burada. İki tane kill ve Efenes. Baskıyı devam etmek istiyor Crashies ile birlikte. Cryo'nun 22 canı var ve Aerin mid'de tekrardan biraz agresif nitelik bekleyecekler. Çünkü Spike düştü. Oyun temposu biraz yavaşlayacak. Crashies hemen B girişinde sağ tarafta. Backside'de de onun kontağına hazır bekleyen bir Finesse var. Ki Finesse tamamen crossfire için karşısına kadar geldi. Ve smoke arkasına doğru Crashies. Oradaki timing yakalamaya çalışacak. Finesse yakaladı ve yay! Optik Gaming 1-0'ı çok da zorlanmadan bulduk diyebiliriz ama özellikle tabii tabanca roundlarında B hücumunu bayağıdır görmüyorduk. Evet, Tüne daha fazla rakip çekmek istedi. Oyun şu an için B tarafında bitecek ve Cryo sanki biraz lurk'e gidecek gibi. Orada tamamen konuşlanmış bir Finesse var bu arada. Gong tarafında oynayacak ki yetenekleri kılmaya başlandı. Backside tarafında gözle geldi. Gong'a bir tane netle düşmüş durumda bu arada. Hemen Finesse pozisyonu değiştirdi, yaklaşmaya çalışıyor ama tahmin etmedi Zeki'ni, fark etmedi yukarı çıktığını. Çok rahat bir B kontrolü var. BCJ şimdi Frentin'i alacak. Hemen main tarafına doğru rahatlıkla aldı. Ya burası retake imkansıza yakın görünüyor bu silahlarla. Önemli olan Opti'nin round kazanmasından ziyade biraz hasar verebilmesi. Bu arada dediğimiz gibi Cryo lurk'ten geliyor. Backside'de Zeke'ın tek başına kimse yardım edebilecek pozisyonda değil. Victor'dan önemli bir kill. Hatta ulti geldi ve Gong'tan ilerleyecek ama Cryo çok iyi arkalamıştı. Phoenix ultisinden de kaçıyor Crashies. Farkında değil Aerin. Oh. Harika bir headshot. Victor vurmaya devam ediyor. Ultiye geri dönecek şimdi kendisine doğru. Ve backside'de olduğu biliniyor. Harika bir spam Cryo'dan. İlk round'u geliyor Exet'in ve artık... Evet, tekrardan şimdi Alo bir kontrolünü alıp biraz bir baskı verdikten sonra sanki yine B'ye gidiyor gibiler. Evet, Mart window kontrolünde Exet inanılmaz yavaş bir saldırı anlayışı var şu an. Yani ilk round'u almışlardı az önce biraz kendi aradığını ama... Biraz double fake'lendi bu arada. Evet, yani taktiğin biraz daha A tarafında olacağını düşünüyor Optik. Stack'ini oraya doğru yaptı ve bomboş. Hemen A'lik tarafına smoke, üzerine gözle birlikte... B kontrolü Exet'ten çok rahat alınacak. B'ymiş arkadaş yani. Maçın başından beri sürekli B'deyiz. Mark bu arada J-Link'ten soru var ve spray atarken Ecel'in üzerine mermi BCJ'yi buldu ve 4vs4 oynayabilir halde artık. Gayet oynanılabilir. Backside'de Cryo tek başına, yerde bir kartı yok. Yalnız geçmelerine izin verdi ve hemen yine taret bırakıldı. Zeke'in Y'yi yakalamış. Cryo araya sızmaya çalışıyor. Mart'ı fark edemedi ama Cryo kill'i aldı. İçeriye girecek. Ortalık iyice karıştı. Smoke cehennem burası ve Efenes'in 2 kill'i. Efenes 1v1'e kadar getirdi ama sadece 17 canı var. Ultiyi kullanamaz. Def yakına giriyor. Çözülmediği belli. Efenes arayacak. Uzakta arıyor ama J-Link'i de bakıyor. Şu an tam bir paranoya var. Tam bir paranoya ve def vermedi bu. Clutch'ı çok... Bu arada yakında ikili bir oyun var. Yani Crashies. Yine aynı şekilde ilk kontağı bir Ecel de gönderebilir. İlk kontağı almak isteyen burada Victor. Tersi olsa Flash'la birlikte de oynayabilirler. Bakalım yakına karşı ne kadar dikkatli olacaklar. Dev şu an o kadar dikkatli gözükmüyor. Entry geldi Victor'dan. Şimdi bir Naze gelecek, bir de Prowler. Harika utility kullanımları gerçekten Victor. Düşmedi. Bir Flash daha kullandı. Bir CJ! Açtı burayı, iki oyuncuyu birden kendisi düşürdü. Side'de hala bir oyuncu daha var, Mart. Yine kısadan biraz agresif yapmaya çalışacak. 4'e 3 oyuncu üstünlüğü Exet'te. Evet, şu an için BCJ hemen main arkasından dönecek tekrar. Spawn'dan yavaş yavaş ilerleyecekler. Double Door tarafında bir oyuncu bıraktılar. Ve 3 uzun bir Double Door şeklinde split görebiliriz. Şimdi Yay oraya doğru yerleşti. Oo, güzel bir kill var hemen. Oman'ın da ultisini yakaladı. Buraya gelmeyin diyor. Resmen bu arada kovaladı geriye doğru. Yani round bitti. Round bitti, Cryo. Yani lurk'te ama lurk'ten döndü olay. Şimdi Marv timing'i yapacak mı? Yaptı 6 saniye, 5 saniye. Spike zaten artık çok uzak side'lardan ve Zeke'n sorunsuz bir şekilde geldi window'a. Bu arada Marv'ı da yakaladı, son saniye çıktı oradan. Yani eğer atış... Ne kadar inceleyecek burayı bir görmek lazım. Crashies bu arada ilginç bir line-up. Çok fazla gördüğümüz line-up'lardan biri değil. Bu arada 2 tane ulti birden kullanılıyor. Şu an Optik... Zeke'den 4 köşe olabilir. Oo, yani Zeke'in nasıl oldu da bu ultiyle kill buldu bilmiyorum. Hatta Cryo Mart'ı yakalamış. Burası tamamen retake'ken neden burayı oynamak istediler? Ki üzerinde Rezotis'in sesini de geldi. Yani, evet. Yani en azından geriye doğru kaçıp zamanın geçmesini bekleyebilirlerdi ama şu an için onu yapmadılar ve
İki tane kill. Exit tarafından gelince optik adına oldukça zor bir retake görünüyor. Evet Efenes'in burada hala bir ultisi var. Deneyecekler. Dediğin gibi Crashies attı Fade ultisini. Üzerine şimdi Killjoy ultisine gelecek. Tüm kaynakları harcadı. Bakalım optik gelebilecek mi? Şu an oraya doğru herhangi bir yetenek kullanımı yok. Geriye kaçmak durumundalar. Çıktılar. Sıkışacaklar ama kaçamayacak. Orada Cryo'yu vurmayı başardı. Spike imha edilmeye başladı. Üzülüyor. Bir oyuncu etkilendi sanıyorum. Geri dönmeye çalışacak. Geriye kadar aldıktan sonra full'e gidemedi henüz. 2v3 hala oynanılabilir burası ama. Ve Aerin bu hatayı cezalandırıyor. Exet 4'ü buldu. Genelde kaybediyor bu turnuvada. Şimdi full buy round izleyeceğiz. Ekstra vuruş. Yay. Smoke'dan kaçmadı. Çıkmadı. Ve geldi. Zeken kill'ini aldı. Geriye doğru da bu arada Crashies. Yay'in operatörünü almış. İnanamıyorum. Leo. Yani durup dururken headshot dedi. ne oldu anlamadım muhtemelen. Ve önünden bu arada harika bir flash ama Zeken. İlkinde tamamen smoke. İkincisinde tamamen kör. İki tane entry Zeken'dan. Yani Exit'in ancak bu kadar kolay olabilirdi Exit için bir round şu ana kadar ama değerlendirebilecekler. O kadar hazır değiller mi bu Phoenix'in flash peekine? Herkes hazır bekliyor yani. Bir yerden gelecek. Phoenix bu arada Fenix'iyle beraber girecekler. Yalnız Mart bir tane paranoya bıraktı. O infoyu almış olmalı lazım. Zeken Bobot'la kill almış. Crashies yakalamış. Crashies'i yakalamış. Şimdi arkadan Finesse gelmeye çalışacak ama Cryo oraya sıkıştı. Biliyorlar Cryo'yu. Ama tam hangi köşe olduğu ki şimdi silahın ucunu gördük. Cryo kim mermi şansı vardı belki ama Finesse hata yapmadı. 2v2. İki oyuncunun da arkadan geldiğini biliyorlar. Evet, infoya sahipler. Evrinden çok rahatlatıcı bir smoke var. Bu smoke'un içerisinden oynamak zorundalar. Hatta yani Finesse o smoke'un içerisinde henüz girecek. Elinde bir taret var. Bu tareti ve alarm botu kullanmak isteyebilir ve iki oyuncu arka arkaya oynayacaklar. Bir TP F2 geldi sanıyorum. Oradan çıkmayı başardılar. Kontağa peek alınacak. Heaven'da bir oyuncu olduğunu düşünüyorlar. Aerin sol çıkışa bakıyor. Lineup olabilir ve çok rahat bir kill. Mart düşürüldü. FNS'i de gördüler ve BCJ çok iyi kapatıyorlar roundu. T ile birlikte Zeken kovalayabilir diye düşündü hatta. Orada yine ikinci ecel de kullanıldı. Üç oyuncu buraya doğru geliyorlar. Ulti kullanıldı. Aerin aynı zamanda kör edildi. Victor Enchi'yi bulmuş. BCJ ultiyi parçalamayı başardı ama buradan istediğini alan Optic oldu. Orada bir flash. Victor hala buralarda beklemeye devam ediyor. Zeken her an ultiyi eline çekebilir. Kontağı oyun var şu an. Kontağı flash var. Crashies'in kontağına Victor bir flash gönderecek. Oo, burayı korumaya karar verdiler. Şimdi ulti ile birlikte öne çıkmak istiyor. Ulti Victor'ın canını aldı. Bu oyun, bu agresiflik Opti'ye pahalıya mal oluyor şu an. Evet, durum 4v4. Xset yine aslında Sekius sonucunda istediği şeyi aldı. Durum tekrar 4v4'e getirdi. Orada Yay ölmek üzere kill'ini aldı ama daha fazla pikleyemeyecek. Geri kaçıyor yine Defin'de orada zaten. Efenes kill vardı. Çok double doğrudan. C'ye doğru gidecekler. Bunu bekleyen bir Yay var. Bakalım neler yapacak. Yalnız sıkışmış olabilir oraya doğru çünkü elinde bir kartı da yok. Kullanabilecek bir mesafe. Kill'ini aldı. Takas yok. Tabancasını çekti. BCJ geldi. Cevabını verdi. 2v2'ye getirdi durumu. Ya bu arada Crashies çok geç kaldı belki ama. Yani Mart harika bir kill. BCJ ekstrayı yapmak istedi. Crashies'den ulti şimdi geliyor ve içeride olduğunu biliyorlar ama Cryo'dan harika bir vuruş. Pistolü çekti. Mart clutch'a izin vermiyor. Clutch'ı kendisi alıyor. Opti'nin çok ihtiyacı olan o round sonunda geldi. Dördüncü roundları oldu ve ilk yarının son rounduna giderken oradaki farkı ikiye indirme fırsatı var. Bir roundu kendi bitirmek istedi. 12 kill 8 asist. BCJ'de harika bir ilk yarı geçiriyor. Bunu hatırlatalım. Yay kaçırdı atışını. Geriye dönüyor. Pozisyonu bıraktı Mart'a. Mart birebir takas. Yine BCJ orada. Cryo'da bir yandan Alobi'den gelecek bir rakip bekliyor. Victor bu arada yavaş yavaş yaklaştı ve cross'una çıktı. Cryo için çok kolay bir kill oldu. 4-3 avantaj ilk sette. İyi bir yarı değil Victor için. Yok yok. Yani Phoenix'le çok işin içine giremedi. Bak, Neon'la birlikte müthiş oynuyordu. Ve girmeye çalışıyor oynadı. O yüzden hep ekstra yapmak zorunda hissediyor. Finesse orada arkalamak üzere Zeken. Son anda yakalandı Finesse. Aslında biraz ağ taktiği belli oldu. Çünkü A-Link'ten sızmaya çalışan bir oyuncu demektir ki ağda bitmeye çalışan bir round var. İlk setin ellerinde. Yay Heaven'da o smoke arkası denemeyecektir şansını. Finesse'de ulti var. Bu arada çok rahat bir al savunması olabilir. Evet yani retake için zaten Finesse hazırladı. Hemen tecdidini de bıraktı oraya doğru.
Yani Seven'a göre biraz kuruldu. Bolt'a göre düzeltiyorum. Ekledi Cryo orayı. BCJ öne doğru çıkmak istiyor. 7 mermisi var. Crashies kill aldı. Hiçbir şey duymuyorlar şu an. Eren olay mahalline yetişmek zorunda. Çözmek isteseler çözebilirler ama çok geç kaldılar şu an. Açığa kurulu. Anlamı pek kalmadı. Crashies yere kadar alamadı. Cryo izin vermiyor. Nasıl? 4 kill Cryo. Harika kapattı ilk yarıyı. Exet aradaki farkın 2'ye düşmesine izin vermedi ve 8-4 ilk yarının skoru Exet lehine. Gerçekten iyi bir işaret değil. Orada bir Nate setup mevcut. Oradaki kart kırılacak sadece bu iki takasa karşılık. Cryo'dan entry ile başladı Exet. Gerçekten Cryo'nun etkisi bugün çok büyük. 17. kill oldu. Ve çok temiz bir vuruş gerçekten. Çok güzel bir entry ile de beraber roundunu açmış oldu. Şimdi Finesse mid tarafına doğru çekleyecek. Bu arada A'yı hala zorluyor. Yay tek başına. Çünkü oyun çok A'ya dönecek gibi değil. Bu arada Yay sayı timingi yaptı. Yavaş yavaş geldi. Heaven'dan atladı. Oy. Gördü. Tek'i gönderdi. Def şimdi infoyu aldı ve A-Link'ten de gelecek oyuncular var. Taktik belli oldu ama Def ikili aldı yakın mesafe. 7'den yine takas ve 3vs3. Yani Def'in çok yapabileceği bir şey yoktu. 3 oyuncu da A-Link'te pozisyonu aldılar. Spike tam olarak kendilerine göre mi emin değilim. Şimdi nano sürüyor açıldı oraya doğru. Yay bu arada rotasyonu kesmiş. İçeri girmeye çalışırken BCJ'yi yakalayan Crashies en arkadan Eren gelecek. Onu A-Link'ten beklemeyecekler belki ama arkalarından ooo harika döndü Yay. 4 kill'le birlikte takımını ilaç gibi getirdi round'u. Yalnız bu Spirant oynamak için. Oo. Bu arada A geri alındı Exet tarafından. Bu yüzden Crashies şöyle bir A lobby tarafına gidip bir ecel kullandı. İlk fight gerçekleşiyor. FNS fark edildi Şerif'le birlikte. B önüne çok rahat yürüdüler ama Dev kaçırmaması gereken bir vuruştu belki de bu. A-Link baskısı yememek için bir flash'ını harcamak durumunda kaldı. Nano sürüler bırakılıyor yere. Victor plant'i almış ve ultisi de geldi aynı zamanda. Evet bu arada retake için oynamak zorunda kalacaklar. Önce double door'u temizlemeye çalışıyor şu an. Optik yavaş yavaş ortaya doğru geldi. Orada bir tane taret var. O info verecektir zaten. Üzerine göz geldi. Yakın mesafe. Flash da gelmiş. Böyle beraber. Yay! İki tane vurdu. Def A-Link'te. Crashies'de bir tane vurmuş. O Victor da vurduktan sonra son kandisi mi Eren? 1'e 2 pozisyon. Nereden ışıldı? Bir tanesini biliyor ama nano sürü açıldı. Arkasından da Victor yakalıyor ve Optik. Yani 7. round'unu aldı. Şımak istedim. Kesinlikle öyle. Ve 10'a 9. Çok kritik bir round. Cryo! Victor. Aslında çok derin bir shoulder değildi ama tabii açı olarak sağdan baktığı için Cryo. Victor'ı havada yakalayabildi. Şimdi X-Set'in tabii olabildiğince zayıf olan bu ekonomik roundunda Cryo'nun entry'si çok etkili. Eren orada ultili arkasından info almaya çalıştı ama çok Yay. O değil bu arada Yay. Backside'de Cryo'yu yakalamış. İnce bir açı. En iyi silah düştü rakipteki. Ya mid'deki kutu arkasından J-Link önüne doğru cross koymuştu muhtemelen ve bu açıda Yay rakibini buluyor. En büyük dediğin gibi tehdidi ortadan kaldırdı. B zaten retake'e bırakılmak durumunda. Zaten içerideki trap etkisiz. Backside tarafında Eren tek başına yine. Hemen önünde bir oyuncu daha var yani. Def'le birlikte yine çaprazı alabilirler karşılıklı olarak ama J ile çok ilgilenecekler mi emin değilim. A'dan açılan bir Zekin var. Timing Mart, çok iyi yalnız. Kötü bir timing yedi kendisi için. Zekin adına round kazanılabilir. Exet'e hediye edebilir round. Mart bu arada bir adım attı. Yeri belli oldu. Zekin hazır. Tekini gönderdi. Dahası vardır deyip o silahı almadan çıktı. Evet. Aslında ama oyun hala kazanılabilir bu arada optik adına. C'ye doğru gidiliyor. Def bir tane flash atıp C'ye doğru baktı. Şokunu kullanacak ama biraz geç kalmış olabilir. Yakalıyor. Finesse geldi ve S'yi atmasına rağmen zırhı kurtardı Finesse'i. Bir de üzerine THT kullanacak. Hiç geri adım atmayacak. Riski atmaması gereken bir round çünkü optiğim bu. Eko kaptırmak çok büyük sıkıntı olur bu dönemde. Y'yi beklerler mi çok emin değilim. Çünkü ulti zaten belirli bir zaman kaybettirdi Exet takımına. Yani bu süre zarfında uzaklaşıp toplayabilecekleri silahlara da gidebilirlerdi. Onu da tercih etmediler. Ve ellerindeki silahlarla burayı oynamaya çalışacaklar. Bombot fark etmedi yeşil arkasında. İki oyuncu smoke'tan çıkacaklar. Çok kontrolsüz geliyorlar buraya doğru. Y'den gelen bir kill. Eren bir takas alabildi ama iki oyuncunun da yerini biliyor. Az canı var FNS'in, 56 canı var. İkinci oyuncu hiç bilmiyor yalnız. Ve Crashies çok rahatlattı pozisyonu. 11-9. Optik aradaki farkı 2'ye çıkarıyor. Hemen retake'de. BCJ bu arada ulti kullanabilir her an. Şimdi Victor, Yay. Double door önüne doğru bir one way geldi. Bu one way'i iyi kullanabilirler. J-Link'e sızmaya çalışırlar mı? Emin değilim Optik için. Dönüp B'de bitirecekler gibi sanki. Evet, bu arada adam da Chamber'ın tuzağa alınmış. Ve Fed ultisi C'ye geldi. Karşılıklı Fed ultileri ama
Şu an için... Yay B'yi içine giriyor şu an. Evet, sızacak oraya. B'yi yerleştirecekler gibi. Ve şu an bomboş olduğu infosunu verdi. A-Link'e doğru da gönderilen bir tane. Ana sürü var. Arkasından Yay. Entry'yi buldu. Defi'de gördü. Defi'de gördü. Duvardan vurdu mu diye baktım. Hayır, BCG'ye bu arada. Backside. C'ye girildi. Takaslanmış Crashies. Kill almaya devam ediyor. Dediğin gibi C'ye girildi. C'de side'de 3 kişi var. Dördüncü de geldi. Optik Gaming harita puanına çok yakın. Uf, Crashies'den inanılmaz bir headshot ve tek başına def kaldı. Round'u kazanma imkanı yok. 1v4. Burayı denemek istiyor mu emin değilim. Krediler yok zaten Exet'te. O yüzden def yerdeki operatörü alıp kaçmaya çalışacak ve Optik 12'ye doğru gidiyor. Rakibinin seçmiş olduğu harita olduğunu tekrardan hatırlatalım. İnanılmaz bir ikinci yarı performansı. İkinci yarıda inanılmaz bir seri var. Yani Exet adına deneyecek orayı şüphesiz. Ulti geliyor bu arada backside ama Cryo'yu göremeyecek muhtemelen bu ulti. Yine de kartını görmüş olabilir. Çok emin değilim. Evet yani. Orb alınmadı bu yüzden. Vazgeçtiler. Cryo son anda baktı. Belki de fark etmiş olabilir ama dev. Ekstra bir hareket. Oo, Victor oradan. Işık hızıyla beraber bir takas geldi. Bu taktiği anlayınca hemen ortaya doğru Y'yi hızlandırdı. Bu arada Victor. Yani flash da girecek ama birbirlerine kör edebilirler. Atmadı. Şimdi A-Link bir tane daha flash bıraktı. Eceli de vurdu. Çok az zamanı kaldı ultide. Ve herhangi bir kill alamadan çıktı oradan. Yani... Exet en azından buradan kimseyi kaybetmeden çıktığı için mutlu olacaktır. Crashies backside önünde. Victor'dan yine bir kill var. Victor! Oh, taşırdı! Bu burada değil. 3 tane kill. Crashies birebir takas ve... Bitti! Kill ile birlikte Optik Gaming rakibinin seçmiş olduğu haritada 13-9. İnanılmaz bir comeback. 9-1'lik ikinci yarı serisi muazzam bir iş Optik'ten. Yani Optik